Mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Buyurunca kardeşim rahat olsun. Canlar gerçeğe hür sabır. Hüyerenler, cümlenizi Hak Muhammed Ali Hanadanı Ehlibeyt adıyla selamlıyorum. Anadolu erenlerinin hoş gözüyle sizleri selamlıyorum. Cümlenizin oruçları, aşureleri, lokmaları halk katında kabul ve makbul olsun. Yüce Allah bu günlerimizi aşure gününde aratmasın. Gerçeğe hüh mümine Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sıdkı candan verelim bir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve evlad ehli beyt. Can ve baş vererek hak yolundan ayrılmayan mazlum Kerbala şehitleri, şehitler Şah-ı İmam Hüseyin'in aşkı için, geçmişlerimin nuru için, ehli beytin nuru için, tüm geçmişlerimizin ruhu için Türkçe ilmi Yasin-i Şerif okumaya niyet edeceğiz canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla Yasin. Bilgeliklerle dolu Kur'an. Hiç şüphesiz sen gönderilenlerdensin. Doğru bir yol üzerindensin. Bunu üstün ve şefkatli olan indirmiştir. Babaların uyarılmamış, tamamen habersiz kalmış bir toplumun uyarman için. Andolsun onlar çoğun üzerine bu söz gerçekleşmiştir. Artık onlar inanmazlar. Şüphesiz ölüleri biz dirildiriz ve onların işlerini ve serlerini biz yazarız. Zaten biz her şeyin apaçık bir kütükte saymışızdır. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyunanlar doğru yöneltilmiş kimselerdir. Beni yaratana neden kulluk etmeyeyim, siz de ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka Tanrı edimim ki her merhametli olan bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların aracılığı bana bir yarar sağlayabilir, ne de beni kurtarabilirler. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, artık dinleyin beni. Ona cennete gir denince o da keşke bilseydi ki Rabbim beni affettiğini ve beni ikram edilerden kıldığını. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi, onların bir daha kendi dönmediklerini görmezler mi? Herkes toplandığında onlar da huzurlarında hazır bulunacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Onu diriltiriz ondan, tanrı çıkartırız ondan yerler. Ey Adem'in çocukları, ben size şeytana kulluk etmeyin diye söz almadım mı? Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, dostum yol budur. Andolsun şeytan içinizden birçok insan neslini saptırdı. Aklınız işletmiyor muydunuz? İşte size söz verilen cehennem. İnkarlarınızdan dolayı girin oraya. O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize söyleyecek. Ayakları yaptıklarına tanıklık edecektir. Kendi yaratılışını unutarak da bize de örnek veriyor. De ki çürüdükten sonra kemikleri kim diriltecek? De ki onlar ilk başta yine kim yarattıysa yine onları diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. O size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da ondan yakıyorsunuz. Yeryüzünü ve gökleri yaratmaya, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette o yaratandır ve bilendir. Bir şey dilediği zaman sadece ol diyen emreder. O da hemen oluverir. Her şeyin yönetim elinde bulunduran ve çok yücedir. Ve sizden ona döndürüleceksiniz. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Söyle ki gündüz gece Tanrı tek, Tanrı yüce. O doğmaz doğurmaz, kimse ona denk olmaz. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Hak evrenler sahip yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, sevendir, koruyandır. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan senden medet umanlarız biz. Sapıtmıştan yüz döktükten koru bizi. Doğru yoldan ayırma aman Rabbim bizi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Kainatın yaratıcısı, ruhların alıcısı, ey yüce Allah'ım. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı, ilmi şerifini Kerbela şehitlerin nuru için okuduk. Kabul eyle ya Rabbi. Geçmişlerin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Peygamberlerine kurtuluş olan
mübarek Muharrem ayı yüzüsü hürmetine Nuh Nebi'nin gemisinin kurtuluşu gibi bizleri de Ehl-i Beyt'inin kurtuluş gemisine dahil eyle ya Rabbi. Bu günlerin yüzüsü hürmetine tutulan oruçları, yaşanan matemi, getirilen lokmaları, aşurelerimizi hak dergahında kabul eyle ya Rabbi. Ülkemizin bütünlüğü, huzuru, hak yolunda canlarını feda eden Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimiz ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, Ehl-i Beyt'in nuru için, tüm geçmişlerimizin ruhu için, lokmalarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Tarih 10 Ekim 680 günlerden cuma, vakit öğleden sonra ikindi. Yer Kerbela. Sevgili canlar, İmam Hüseyin o mübarek başın kaldırdı ve bu ne tufandır ya Rabbi diye Allah'a dua etti. Eli silah tutan bütün erkekler kılıçtan geçirilmişti. En son şehitler ve Muhammed evladı şehitler şahı İmam Hüseyin'di. Bu faciadan sonra İmam Zeynel Abidin kurtulmuştur ve o da hastadır, çaresizdir. Ehl-i Beyt kadınları etten duvar oluşturarak can pahasına korunmuşlardır. Onu ve ölülen etten duvarı kıramamışlardır. İmam Hüseyin vesiyeti vardır ve yiğit kadınlara onu koruyun, zalime teslim etmeyin. Bir tarih kana bulanmıştır, figana bulanmıştır, kanla yazılmıştır. O tarihten bu yana sevenleri olarak cümle alem yastadır. Alem matemdedir. Çöl yanıyordu. Gönüller yanıyordu. Diller haykırıyordu. Su, su, su. Çünkü Hak Muhammed Ali yoluna ikrar vermişler ve o yol sürülecektir. O yol gidilecektir. O yolda olan sevginizden dolayı gözyaşı döküyoruz. Allah Allah. Ve o yola verdiğimiz ikrardan dolayı matem tutuyoruz. O yola verdiğimiz ikrardan dolayı oruç tutuyoruz. O yola verdiğimiz ikrardan dolayı işte sevgili canlar hep birlikte cemal cemala geldik, matem cem oluyoruz. Yüce Rabbim ibadetlerinizi hak katında kabul ve makbul eylesin. Bugün mümin müslim biat aldı caydılar. Bugün dünya kendilerini sandılar. Bugün masum yavrulara kıydılar. Bugün Ali Abbas şehit oluyor. Bugün Ümmü Gülsüm Zeynep ağladı. Bugün Ehl-i Beytler kara bağladı. Bugün zalim mazlumları tığladı. Bugün Abbas, Kasım şehit oluyor. Bugün arş-ı âle hep yere düştü. Bugün şehitler güneşte pişti. Bugün olan işe melekler şaştı. Bugün Ehl-i Beytler şehit oluyor. Bugün Mustafa'nın ciğer paresi. Bugün Murtaza'nın oldur tanesi. Bugün Ehl-i Beyt'in bütün hanesi. Bugün Ali Ekber şehit oluyor. Bugün Şah Hüseyin atından düştü. Bugün Ehl-i İman şehit oluyor. Bugün sallanıyor hem dünya hem arş. Bugün zalimlerin kalbi oldu taş. Bugün Ehl-i Mümin tutar karayaz. Bugün Ali Asker şehit oluyor. Bugün Ali Ekber'e ok attılar. Bugün bütün çadırları yaktılar. Bugün zalimler de dinden çıktılar. Bugün Ehl-i Beyt şehit oluyor. Bugün zalim mazlumları tığladı. Bugün Kasım Vahap şehit oluyor. Bugün melekler de ahbak eyledi. Bugün diller hep Şah Hüseyin'i söyledi. Bugün Yezidler suyu vermedi. Bugün Kerbela susuz yanıyor. Bugün Muharrem ayının onudur. Bugün Ehl-i Beyt'in matem günüdür. Bugün Kasım Fatma'nın gülüdür. Bugün açan güller bir bir soluyor. Bugün bak ki o kafirler nettiler. Bugün Ehl-i Beyt'i esir ettiler. Bugün alıp Şam'a doğru gittiler. Bugün ol Kerbela kanla doluyor. Bugün Ali Adil Atilla'yı ağlattılar. Bugün su yolunu hep bağlattılar. Bugün arşı kürşü hep sallattılar. Bugün
Şah Hüseyin şehit oluyor. Bugün sevgili canlar 10 Muharrem Şah Hüseyin şehit oluyor. Ulular ulusu Yüce Allah sırrı Kerbal Hakkı için oruçlarımızı, lokmalarımızı, niyetlerimizi, aşırılarımızı, dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı versin. Yüce Allah, Allah kulluğundan, peygamber ümmetlerinden ayırmasın. Hazreti Ali'nin oğlu olan ikinci imam sevgili can, üçüncü imam Hazreti Hüseyin. Kerbela sahrasında ve bugün 10 Muharrem. Annesi Hazreti Muhammed'in kızı cennet seyidesi Fatumatu Zehra'dır. İmam Hüseyin lakabı Seyyid-i Şuhade Şahidi Kerbela'dır. Künyesi ise Abu Abdullah'tır. Hazreti İmam Hüseyin hicretin 4 yılı Şaban ayının 3. yanı 626 miladi yılda Medine'de dünyaya geldi. 10 Kasım 10 Ekim 680 yılında Kerbela meydanında şehadet şerbetini içti. Makamı Kerbela'dır. Nur içinde yatsınlar. Hazreti İmam Hüseyin 5 erkek 100 kız olmak üzere 8 evladı olmuştur. Erkek evladın üçünün adı Ali'dir. Kendisinden sonra hayatta kalan tek evladı Hüseyin el-Abidin'dir. Peygamber Efendimizin yani Ehl-i Beyt'in soyu Hazreti İmam Zeyn el-Abidin'den yürümüştür. Ali Ekber ise süt emer bir çağda bulunan Ali askerle Kerbela'da şehit olmuştur. İşte Hazreti İmam Hüseyin doğduğu zaman Cenab-ı Allah Cebrail Emin'e emir verdi. Git Hüseyin'in doğduğunu kutla ve ayrıca bas sağlığı dile dedi. Cebrail Emin gelip aldığı bu buyruğu Hazreti Muhammed'e bildirdi. Bu haberi alan Allah'ın Resulü ey kardeşim Cebrail. Tebriğin sebebini anladım fakat bas sağlığının nedenini anlayamadım dedi. Cebrail ya Resulullah doğmuş olan bu Hüseyin senden sonra Kerbela denilen yerin senin düşmanların tarafından zalimce, acımasızca şehit edilecektir dedi. Bu haber alan Allah Resulü çok mahzun oldu. O sırada Hazreti Ali'den orada bulunuyordu ve meseleyi öğrendi. Hazreti Ali evine varınca bu mesele işi ve Fatma'ya anlatınca Hazreti Fatma bu meseleyi bir daha babasından duymak istedi. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz Can Serveri huzuruna varıp bir de onun ağzından dinledi. O vakit Hazreti Fatıma ey babacığım bu olay ne zaman olacak diye sordu. Hazreti Peygamber Efendimiz ey kızım Fatıma bu olayı ne ben ne sen ne Ali ve ne de Hasan görmeyecek dedi. Bu haberi duyan Hazreti Fatıma ey babacığım bizlerin olmadığı zamanda benim yavrum benim mazlumum için kimler ağlayıp kimler gözyaşı dökecekler dedi. Tekrar ağlamaya başladı. O vakit gayipten bir ses geldi. Ey hatun, ahır zaman ehlinden peygamber hanına bağlı olan öyle bir topluluk olacak ki her yıl senin mazlum Hüseyin ve yakınların için yas tutup gözyaşı dökecekler dedi. Hazreti Peygamberimiz bir gün İmam Hüseyin'i kucaklarına alıp ağlamışlardı. Üveys kızı Esma ağlayışlarının sebebini sorunca Hazreti Peygamber azgın bir taife onu şehit edecek ama onlar şefaatime nail olamazlar dedi. İşte Hazreti İmam Hüseyin'in doğumlarından bir yıl sonra Hazreti Peygamber'e Hazreti İmam Hüseyin'in şehadeti yine haber verilmişti. Müminler anası Ümmü Seleme Hazreti Peygamber'in kendi evinde bulunduğu bir sırada İmam Hüseyin Kerbela şehit edeceğini haber verdiklerini bildirmişlerdi. Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadisinde Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim, Hüseyin'i seven Yüce Yaradan'ı sever buyurmuştu. İşte sevgili canlar üçüncü imamlardan olan İmam Hüseyin Ali askerde diğer şehitler arasında koyduktan sonra bu acıyı içerisinde kendi kendine ölüm utanca düşmekten yedir. Utanç ise ateşe girmekten beterdir diyerek duygularını açığa vuruyordu. Oğulları, tüm yakınları sevdikleri gözlerinin önünde şehit olmuştu. Süt emer yavrusu kucağında oklanarak şehadet şerbetini içmişti. Tüm ehlinin tutsaklığı düşeceğine
bilen bir kişinin böylesine ayak diremesi, böylesine gücünü kaybetmesi ne görülmüştü ne de işitilmişti. Sadoğlu Ömer bu Ali'nin oğludur. Bu Arap'ın en çetin savaşçısının oğludur. Onunla teker teker savaşılamaz. Dört yandan üzerine saldırın diye bağırdı. Derhal dört koldan Hüseyin'in üzerine saldırıyor. Geçtiler ve orada bir bölüğü de kadınların ve çocukların bulunduğu çadırlara saldırdılar. İmam Hüseyin, ey Abu Süfyanlar, diyelim ki dininiz yok, ahiretten de korkmuyorsunuz, hiç olmazsa dünyada hür olun. Sandığınız gibi Arapsanız bari namusa riayet edin. Sizinle savaşan benim kadınlardan ve masumlardan ne istiyorsunuz dedi. Bu söz üzerine şimdi doğru söylüyorsun diyerek çadırlara saldırmalara mani oldu. İmam Hüseyin çok susamıştı. Düşmanların arasından sıyrılıp atına Fırat'a sürdü. Önce atı Zülcan'a su içmesini bekledi. Zülcanah da sevgili canlar Hazreti Peygamber Efendimiz dedesinin ona hediyesidir. Sen de susursun, ben de susum ama sen içmedikçe ben de içmeyeceğim dedi. Zülcan'a başını suya eğdi fakat içemedi. Döndü Hüseyin'e baktı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. O vefalı hayvan İmam Hüseyin'e eğilip bir avuç su aldı. Tam içeceği sırada sen su içiyorsun. Oysa ki şu anda düşman çadırları saldırıyor diye bir bağırış duydu. Avucundaki suyu döküp çadırlara doğru atını sürdü. Ve o vakit anladı ki bu onun su içmesi için bir uyarıymış. Çadırlara kadar varan İmam Hüseyin eliyle haliyle bir kere daha vedalaştı. Tutsaklığa hazır olan bilin ki Allah sizi koruyacaktır. Sakın şikayet etmeyin. Şanınızı alçaltacak sözler söylemeyin. Sabredin dedi. Rivayet edilmiştir ki o sırada günlerdir çadırda hasta olarak yatmakta olan Zeynel Abidin Ali askerin de şehit edildiğini görünce sıranın kendisine geldiğini anlayıp düşe kalka hasta yatan dışa çıkıp zırhını giymiş, silahlarını kuşanmış İmam Hüseyin'den savaşa gitmek için izin istemişti. Ancak çok zayıftı, titriyordu. Tam meydana yürüyecekti ki Hazreti İmam Hüseyin, ey gözümün nuru, şu anda sana şehitlik izni yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber soyu yani Ehli Beyt'in devamı sana bağlıdır. Mustafa ve Murtaza'nın soyunun bekası senin sağ kalmana bağlıdır diyerek onun savaşa girmesine izin vermemiştir. Hazreti Zeynel Abidin, ey baba ben şehadet şerbetinden mahrum mu kalacağım dedi. Hazreti İmam Hüseyin, ey ciğer köşem, bela meclisinde şehadet kadehini içmene henüz sıra gelmemiştir. Sonra oğlu Zeynel Abidin'i bağrına bastı, yüzün yüzüne sürdü, ona veda etti. Ey gözümün nuru, sabrı elinden bırakma ki o yol peygamberin ve evliyaların ahlak yoludur. Eğer bize bu musibet nasıl olmadıysa bizden de sonra gülecek. Müslüman kimseler bile bela inse ona ilahi bir gazap diye düşünerek üzüleceklerdi. Ne saadet ki bela bizim yanımızda. Hakikat ehlinin sevgilisidir. Ve musibetin başa gelmesi ümmetin Allah'tan korkmaları için teselli sebebidir. Bir de zakirimizin dilinden dinleyelim. Buyurun. Evvel başta Muhammed'e selavat elamat. Allahümme selle ale Muhammed efendim. Allah'a kul olup Habibe ümmet ya gel dur. 18.000 alem eller alıyor ya gel dost 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 Hüseyin'im. 18.000 alem eller alıyor ya gel dost 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 efendim.
hanedenin evi yıkıldı el aman. Fatıma'nın goncaları yakıldı ya geldi. Fırat'ın yoluna duvar çekildi efendim. Uman derya deniz seller ağlıya gel dost 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 efendim. Uman derya deniz seller ağlıya gel dost 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 Hüseyin'im. Gafil olmam bugün matem günüdür efendim. Hüseyin'in yolu Allah yoludur ya gel dost. Orada yanan Muhammed'dir Ali'dir efendim. Şefaat bekleyen kullar ağlıya gel dost 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 efendim. Şefaat bekleyen kullar ağlıya gel dost 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 Hüseyin'im. Bugün Muharrem'dir müminin yası el aman. Yezid'in itleri kurtları pusun ya gel dost. Algana boyandı hasların hası efendim. Al yeşilli baslar şallar ağlıya gel dost 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 Ali dost. Al yeşilli baslar şallar ağlıya gel dost 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 Hüseyin'im. Al Ekber'in devkin eğilmez başın el aman. Yiğitler yiğidi Celal Abbas'ın efendim. Şah Hasan'ın oğlu Şah Ülgas'ı ya gel dost. Ehlivan'ın Rüstem Şallar ağlıya gel dost 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 Ali dost. Ehlivan'ın Rüstem Şallar ağlıya gel dost 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 Hüseyin'im. Hazreti İmam Hüseyin bu sözlerinden sonra askerlerin inançlarını değiştirmeyeceğini anlayan zalim ordusunun başındakiler, ey Hüseyin, bizim savaşımız Yezid'in emriyledir.
senin kurtuluşun ona biat etmektir. Ya kabul edip biat edersin ya ölüme boyun eğersin dediler. Ve daha sonra o okçulara şu emri verdiler. Hüseyin'i göz açtırmadan ok yağmuruna tutun. Askerler de Hazreti İmam üzerine ok yağdırmaya başladılar. Öyle ki hava ok kanatlarıyla doldu. Ama Rabbin himayesiyle korunan o dünya sığınağı padişaha bir zarar dokunmadı. Tüm bu olanlara rağmen Hazreti İmam Hüseyin meydanda dolaşıp el istiyorum dedi ve karşısına çıkanları birer birer vuruşta öldürüyordu. Rivayet ederler ki o anda gayipten bir ses, ey sevgilimin sevgilisi Hüseyin'im, ben senden yiğitlik değil şehadet bekliyorum, sen ise yiğitlik göstermeye kalktın diye sesleniyordu. Bu hitabı duyan İmam Hüseyin savaşmaktan vazgeçince düşman askeri derhal etrafını sardı. Mızrak ve kılıç darbesiyle onu atından yere düşürdüler. Ve Ömer İbn-i Sa'd Hazreti İmam'ın yere düştüğünü görünce hemen öldürmesini istedi. Ömer'den bu emri alan bir küfeli asker Hüseyin'i öldürmek için yanına gitti. O zaman Hazreti İmam Hüseyin ey badbaht dedi, beni öldürecek adam sen değilsin. Bu kötü işe kalkışma ki yazıktır, sonra cehennem ateşine uğrasın. O adam ağlayarak ey Resulullah'ın oğlu, bu haldeyken bile hala bize acıyorsun, hak ehli olduğunu şüphem kalmadı dedi. Ve korkusuzca geriye dönüp elindeki kılıcı Sad oğlu Ömer'e fırlattı. Ömer'in adamları koştular, kılıcını ona vurmasına engel oldular. Ve daha sonra da adamı yaraladılar, o da yaralı bedeniyle Hazreti İmam'ın yanına geldi. Ey İmam Hüseyin, senin için beni şehit ediyorlar dedi. Hazreti İmam da mücahitlerin emeli kaybolmaz dedi. Sonra o kişiyi şehit ettiler. Bu olanlardan sonra Enes oğlu Sinan ile Şimr Civceşen o Hazreti İmam Hüseyin'i şehit etmek için üzerine yürüdüler. Zalim Şimr önce atılarak Hazreti İmam'ın karşısına dikildi. Hazreti İmam gözünü açtı. Ey bahtsız adam, sana kim derler diye sordu. O alçak ben Şimr Civceşen'im diye cevap verdi. Hazreti İmam zırhının ucunu pis yüzünden çek seni göreyim ki dedi. Şimr zırhını çekip pis yüzünü gösterdi. Hazreti İmam Hüseyin o alçağın dişlerinin domuz dişi gibi murdar ağzından dışarı çıkmış olduğunu gördü. Hazreti İmam Resulullah doğru söylemiş, bu bir nişanedir dedi. Gerçekten de Allah'ın Resulü Hazreti İmam Hüseyin rüyasında onun katilini şehadet vaktini bildirmişti. Şimr Hazreti Peygamber'in tarifine uyuyordu. Hazreti İmam dedi ki ey Şimr, benim öldürmem sana mukadder kılınmıştır. Ama bugün hangi gün, bugün hangi vakittir, bu ay hangi aydır? Şimr bedah Muharrem ayı ve cuma günüdür. Vakit ise ibadet vaktidir diye cevap verdi. Hazreti İmam Hüseyin ey zalim, böyle bir haram ayında, böyle bir cuma gününde, ibadet vaktinde İslam hatipleri minbere çıkıp dedem Muhammed'in vasıflarını anlatırken ve onun hürmetine Tanrı'dan şefaat dilerler. Sen nasıl olur da bu işi kötü işe kalkışırsın dedi. İmam Hüseyin o haliyle ey Şimr, üzerimden çekil, bana biraz mühlet ver. Ben de korumuş dudağımla ibadetimi yerine getireyim. Çünkü ibadet andayken şehit olmak bana miras kalmıştır. Ben de o baba şehadetini bulayım dedi. Bahtsız Şimr Hazreti İmam Hüseyin'in üzerine çekildi. Fakat İmam tam secdeye baş koyarken alçak Şimr Hazreti İmam'ın baş kaldırmasına zaman bırakmadı ve Hazreti İmam Hüseyin'i o Muharrem'de şehit etti. Ya Hüseyin! İnna lillahi ve inna lillahi recun. Hak'tan geldik, Hakk'a döneceğiz. Bakara suresi 166 sevgili canlar. O anda kanlar içinde yatan Hazreti İmam Hüseyin hükmüne razıyız. Allah'ım diyerek Allah'tan şükrünü kesmiyordu. Kadınlar ise çadırlardan çıkmışlar, feryat ediyorlardı. Mana aleminde ise Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hatice ve tüm onlara bu anlam veremiyorlar için 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 ağlıyorlardı. O anda ağaç titremiş, melekler feryat etmiş, güneş utanmıştı. Parlak
parlamaktan samakan rengine bürünmüştü. Orada Fırat'ın kenarında insanlığın en yücesi, kainatın varlık sebebi olan Şah-ı Merdan, İmam Hüseyin, zalim Yezid'in hain uşaklar tarafından şehit edilmişti. Fırat'ın suları ağlıyordu, Kerbala'nın kızgın kumları ağlıyordu, çöl ağlıyordu ve kainat ağlıyordu ve insanlık ağlıyordu. Sevgili canlar, beni sabırla dinlediğiniz için cümlenize tekrar aşkını yaz ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Yüce Rabbim hak katında ibadetlerinizi, oruçlarınızı, lokmalarınızı kabul ve makbul eylesin. Hep birlikte matem cam olacağız. Edeb Erkan sevgili canlar. Fahri kainat, alemlere rahmet, verelim Sıtkı Can'dan bir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve evladı ehli beyt. İhlas suresi. Sirgen bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd evrenler sahibi yüce Allah için. Olmaz, durmaz, kimse ona denk olmaz. Fatiha suresi. Sirgen bağışlayan Allah'ın adıyla. Kendine sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz. Sapıtmışlar düşmekten koru, doğru yoldan ayırma bizi ama Rabbimiz. Salat ve selamlama. Salat ve selam sana olsun ya Muhammed Mustafa. Salat ve selam sana olsun ya İmam Ali el-Murtaza. Salat ve selam sana olsun ya Hatice-i Kübra, Fatıma-tü Zehra, Hayrünisa. Salat ve selam sana olsun ya İmam Hasan-ı Müştaba, ya İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela, ya İmam Zeynel Aba, ya İmam Muhammed Bakır-ı Beka, ya İmam Cafer-i Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım-ı Cismi Pak, ya İmam Ali Rıza Şah Orasan, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Şahaliyel Naki, ya İmam Hasan Askeri Gazi, ya İmam Mehdi sahibi zaman. Kutbu devran, hücreti Kur'an, levhevle ve levveti illa bilal azim ve sadakallahu alül azim. Hep birlikte secdeye canlar. Buyurun. Mübarek gece. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Her gadayı, her belayı tar edensin medet. İtte Muhammed'e, kuyuda Yusuf'a car edensin medet. Bir saati bin, bin saati bir edip mıhım ısmar eyleyip kuraşlara can verensin Allah. Fazlıyı boştan kurtaransın. Hallen arı gülüstan eylersin. Halil'in ardağın, mahsulü dardan, fazlıyı boştan, ey bir dertten Yusuf'u kuyudan kurtarıp özünü ha bağlayıp Yunus gibi balık kursağında ağlayan Hind içinde Efendimiz'i canlı yeten canlarımıza, bunlarımıza yetiş ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Mübarek Muharrem ayında kurtuluşa eren peygamberlerin yüzü gözü örmet hakkı için bizleri de Nuh geminin kurtuluşu gibi ehli beyt kurtuluş yarınına dahil olanlardan eyle ya Rabbi. Can baş vererek hak yolundan ayrılmayan mazlum Kerbala şehitleri, şehitler Şah-ı İmam Hüseyin hakkı hürmetine rahmetini, himmetini, hidayetini, yardımlarını bizlerden esirgeme ya Rabbi. Ehli beyt anadanını bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Onların aşkıyla gönüllerimizi nurlandır ilahi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Yüce kitabında hatırla okunu ki biz işlerinizden her birinizi rehberlerinizden imamlarınıza çağıracağız ayetin gelince. Bizlere de imamlarımızı yol gösterdiğimize eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Analar anası, cennet şehidesi Fatıma-tü Zehra'nın iyilikler ve güzellikler abideli olan evlatları, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbala'nın yüz akı Zeynep Hanım'ımızın yüzü göz örmez hakkı için lokmalarımızı, niyazlarımızı, oruçlarımızı, matemlerimizi ilahi dergahında sırrı Kerbala hakkı için kabul eyle. Gerçe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Değerli canlar, ayağa kalkıyoruz, ellere tutuşup Hüseyin aşkına hep bir ağızdan mersiye söylüyoruz. Bugün matem günü geldi. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im. Senin derdin varım derdi. Senin derdin varım dendim.
Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Bizimle gelenler gelsin, serini verenler gelsin, Hüseyinler şehit olsun, Hüseyinler şehit olsun. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Kerbela'nın yazıları, şehit düştü gazileri, Fatma ana kuzuları, Fatma ana kuzuları. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Kerbela'nın önü düzdür, geceler bana gündüzdür, Şah Kerbela'da yalnızdır, Şah Kerbela'da yalnızdır. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Gökte yıldız paralandı, Şehrivan'a karalandı, Şah Hüseyin yaralandı, Şah Hüseyin yaralandı. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Bir su verin masum cana, zalim içtim kana kana, Fatma ana yana yana, Fatma ana yana yana. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im.
Karanlık puslu dağlar virandır, bahçeler bağlar. Şah Hatay'ım durmaz ağlar, Şah Hatay'ım durmaz ağlar. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Tabip el vurma yarama, yaram Kerbela yarası, sarmaya melhem arama. Yaram Kerbela yarası, sarmaya melhem arama. Yaram Kerbela yarası. Bugün Muharrem'in onu, şehitlerde inişti donu. Şah Hüseyin verdi canı, yaram Kerbela yarası. Şah Hüseyin verdi canı, yaram Kerbela yarası. Nilüvan'ın savaşları kana boyandı taşları. Dökelim kanlı yaşları, yaram Kerbela yarası. Dökelim kanlı yaşları, yaram Kerbela yarası.
Gamı yastadır naciler. Alayım kardeş bacılar. Ya unutulmaz bu acılar. Yaram Kerbela yarası. Unutulmaz bu acılar. Yaram Kerbela yarası. Kerbela kan ile doldu, Ehl-i Beyt harap oldu. Bacılar saçları yoldu, yaram Kerbela yarası. Bacılar saçları yoldu, yaram Kerbela yarası. Müminler giydi karalar, arşa yükseldi naralar. Derman bulunmaz bu yaram, yaram Kerbela yarası. Derman bulunmaz yaralar, yaram Kerbela yarası. Kimsesizim kine varam, müminlere gülbek saram. Selman-ı Kaf almaz yaram, yaram Kerbela yarası. Selman-ı Gaf almaz yaram, yaram Kerbela yarası. Ya İmam Muttakin, Server Muhammed Mustafa'nın aşkına verelim bir selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'e ve ala ali seyyidine Muhammed ve evladın Ehl-i Şekerim aşkın yayın ceme girmesin hayır. Tevhid kararın buldu, yelerken yerini aldı. Müminler ah çekip ağladı, ah Hüseyin. Vah Hüseyin, Şah Hüseyin. Evveli hüdyelim, ahırı hüdyelim. Lanet zalimin canına gerçeği hüdyelim. Hatay Yamulu'ya gider, ululardan oraya gider. Gafil olmayın gaziler, bu yol Şah-ı Merdan Ali'ye gider. Alemlere rahmet verelim, Muhammed Mustafa'nın evladına, Ehl-i Beytine selavat.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ala ali seyyidina Muhammed ve evladın ehli beyt. Allah Allah. Muharrem ayımızın yüzü hürmetine cümle insanla dostluğuna, kardeşliğine, paylaşmasına vesile eyle ya Rabbi. Savaşsız ve kavgasız bir alem nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Muharrem ayımızın yüzü hürmetine Hazreti İmam Hüseyin'e dökülen gözyaşlarımızın yanı sıra Hazreti Hüseyin'in de anlaşılmasını nasip eyle ya Rabbi. Bizlerin de her zaman bir olmamızı, diri olmamızı, iri olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi güruh-u naciden, ehl-i beytin katarından, rızaya haktan, ervah-ı paktan ayırma ya Rabbi. Duası bizden, kabulda Allah'tan ola gerçeğe hümümüne. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah Allah. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Vay yadigarı Haydar-ı Kerrar ya Hüseyin. Ey cani Dülserine Sultan ya Hüseyin. Vah Kerbela'da Şah-ı Şehidan ya Hüseyin. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Ruşen yüzünde Sure-i Veşşemsi ve dua şanında nazil ayeti Kur'an ya Hüseyin. Ceddin Paki Resulü atan Şah-ı Mürteza Emmin Cenab-ı Cafer-i Tayyar ya Hüseyin. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Mahi Muharrem'e erdi demi matem oldu ah. Oldum bu ayda gün gibi pinhan ya Hüseyin. Kan ağladı şafakta şefkatinden ah. Ol dem ki seni ettiler kurban ya Hüseyin. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Matem donu giydi bulutlar bölük bölük. Elem keder koptu çüğ tufan ya Hüseyin. Gökler boyandı kana gün giydi karalar. Mahvoldu arda mahi taban ya Hüseyin. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Gökler boyandı kana gün giydi karalar. Mahvoldu arda mahi taban ya Hüseyin. Kanlar döküp figan ile her kişi der ki ah. Hani ne oldu sevgili canan ya Hüseyin. Ey Nuri Çeşme Ahmet-i Muhtar ya Hüseyin. Canlar, bugünlerin yüzü hürmetine ellerimiz açıyoruz. Onlara dökülen gözyaşları gönlünüzün cevheri olsun sevgili canlar. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Yeri göğü yaratan, yokları var eden ey yüce Allah'ım. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. 10 Muharrem günü, aşure günü cem evlerimizde ibadetlerimizi, lokmalarımızı, oruçlarımızı hak dergahında kabul eyle ya Rabbi. Ey yüce Allah'ım, bugünlerin yüzü suyu hürmetine matem gecesi sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey yüce Allah'ım, sana hamdolsun ki bizleri sana kul Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet ve livası olan Aliyel Mürteza Talip ve soyuna taraf kıldın ya Rabbi. Hatice-i Kübra'yı ve Cennet Seyyidesi Fatumatul Zehra'nın hürmetini, rahmetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Rahman ve Rahim olan adın yüzü suyu hürmetine sana sığınanları İmam Hasan, şehitler Şah-ı İmam Hüseyin'in aşkı, rahmetini gönlümüzden eksik eyleme ya Rabbi. İmam Hüseyin ve Zeynep'in hakkı hürmetine bizleri onların dostlarından ve izleyiciler eyle ya Rabbi. Bizlerin hayat yaşantısını Hüseyin'e hayat eyle ya Rabbi. Yakınlarım deyip salatı sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehl-i Beyt'in 12 imamlarının yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizden esirgeme ya Rabbi. Bereket ve nimetlerine bizleri dürlendir ya Rabbi. Merhametin sonsuna sığınarak kul beşerdir, hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle özümüzü dara çekip ve tövbe edip sana yalvarıyoruz. Dualarımızı, oruçlarımızı, lokmalarımızı, aşurelerimizi hak tergahında Kerbela şehitler için kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Esma-i Hüsna yüzüsü hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, acılardan sen emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen evvelsin, ahirsin, zahirsin, batınsın, dua edenin duasını kabul edensin ya Rabbi. Alemlere rahmet ol yarattığın
Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Ehli Beyti'nin, 12 imamlarının yüzü suyu hürmetine yurdumuzu, ulusumuzu, bu güzel birliğimizi, dirliğimizi matem gecesi daim eyle ya Rabbi. Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza matem gecesi yardım senden olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nın büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dağlı arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, can ve baş vererek senin hak yolundan ayrılmayan mazlum Kerbela şehitleri, şehitler Şah-ı İmam Hüseyin'in aşkı, rahmetini gönlümüzden eksik eyleme ya Rabbi. Muhibimize, talibimize, cemi cümlemize dilde dileklerini, gönülde muratlarını ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, duası bizden, kabulü de Allah'tan ola. Gerçeğe hükmümüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Ülkemizin bütünlüğü, huzuru, hak yolunda canlarını feda eden Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin ruhları için, lokmalarımızın kabulü için, oruçlarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, aşurelerimizin kabulü için, Allah rızası için diyelim birer Fatiha. Yanımızda çok değerli bir başkanım var. Cemevi Başkan Vekilimiz İsmail Başkanım, İbrahim Başkanım. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İşte gördünüz, vatandaşlarımız 680 yılında Hazreti Hüseyin'in şehit edildiğinden dolayı matemi yası tuttular, oruçlar tuttular, birlikte getirdikleri lokmaları paylaştılar ve onlar için de gözyaşı döktüler. Allah bu ülkemize hiçbir şekilde gözyaşının dökülmemesi, kardeşliğin, birliğin, dostluğun her zaman daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Tutmuş olduğunuz ibadetleri. Allah razı olsun. Tutmuş olduğunuz oruçlar Allah kabul etsin. İnşallah. Ümmeti Muhammed'in benim söylediğim gibi memleketimizin iç ve dış düşmanlarına karşı birliğimizi, bayrağımızı, vatanımızı ve ülkemizi korumaktır. Başka bir derdimiz yok bizim. Şu an yapılan rıza mı almak? Evet. Niyaz, rıza değil, niyaz etmek. Niyaz etmek. Niyaz etmektir. Dedelerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimize niyaz etmektir. O gördüğünüz dedelerimiz Hazreti Muhammed'in temsilcileridir. Bugün o soydan gelirler. O soydan olduklarına dair de ellerinde padişah fermanları vardır. Bunların adına da hüccet denir. Bu rivayetlere göre tabii. Tabii efendim. Şey yoktur. Hemen bir görevli bir amcam alıyorum. Evet, görevlerinden canım. Dolayı Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Yakından gösterdiğin için çok memnun oldum. Böyle bir günde bizi şenlendirdin. Sen de şen olasın, var olasın. Teşekkür ederim. Var olasın. Eyvallah dedem. Evet dedem, hoş geldin. Allah kabul etsin. Allah sağ ol. Allah da sizin de hizmetlerinizi kabul eylesin. Bu Muharrem ayında, 10 Muharrem'de tüm peygamberlerin kurtuluşu olan 10 Muharrem, tüm milletimizin, İslam aleminin kurtuluşuna vesile olsun. Amin. Tüm peygamberlere kurtuluşu olan Muharrem ayı, ne yazık ki Muhammed Mustafa'nın torunu Hazreti Hüseyin'e kanla olmuştur, şehit olmuştur. Ben Muhammed'in ümmetimin diyen tarafından Kerbala'da az susuz bırakılarak kundaktaki çocuğuna kadar şehit edilmiştir. Bu Hazreti Muhammed daha Hazreti Hüseyin bir yaşındayken, Hazreti Fatıma annemizin kucağında ağlarken, ya Fatma Hüseyin'i ağlatma, benim yüreğim dayanmıyor, yaralı oğlu yaralanıyor dediği halde ümmeti tarafından 10 Ekim 680'de 72 yaraniğine şehit olmuştur. Yüce Allah bizlere bir daha Kerbala'da göstermesin. Yüce Allah der ki Muhammed Mustafa, ben size kime amanet bırakıyorum? Biri Kur'an'ımdır, biri Ehl-i Beytim'dir. Kur'an'ım gökten yere süzülen bir iplik gibidir. Ehl-i Beytim'den Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olurdur. Şu anda İslam ülkelerinde düşmüş olduğu sıkıntı, Kur'an'ı sade okuyoruz, emel etmiyoruz. Ehl-i Beyt'e de sahip çıkmadığımız için bu belalar başımıza geliyor. İnşallah
bu işin başında olanlar, yönetenler, idareciler, 56 tane İslam ülkesi var. Bir araya gelir, bir araya düşünür ve gerçekten de Muhammed Mustafa'nın, Ehl-i Beyt'in, 12 imamların yoluna gider. Yüce Allah der ki Yüce Kitabında bana kuraklığıyla gelmeyin. Ne olursa olsun benim rahmetim boldur. Ben rahmetimle size ederim ama kulu hak sahibine ödemekle olur. Çünkü İslam dini rızalık dinidir. Onun için Yüce Allah bugünleri tüm yurdumuza, tüm insan alemine hayırlara vesile etsin. Aşirelerimizi, dualarımızı, lokmalarımızı ilahi dergahında kabul eylesin. Yurdumuzun ve İslam ülkelerinin üstünde de kini, nefreti, savaşı, kötülüğü bertaraf etsin. Yüce Allah geleceğimizi aydın etsin. Sağ olasın. Allah tekrar nasip etsin. Şöyledir. Yunus şöyledir. Adımız Müskün'dür bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamalen birdi bize. Aynen der ki gelin kardeş olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz der. Bu vesilelerde tüm İslam aleminin 10 Muharrem'ini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere de sağ olun, teşekkür ederim. Ben de herkese, tüm dedelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 Muharrem mübarek olsun. Efendim, bu arada tabii ki Cem Vakfı Sivas Şube Başkanımız Ünal Karataş vatani görevini yapmak üzere askerde diyoruz. Biz de hayırlı tezkereler diliyoruz Sayın Başkanımıza. Tabii ki Başkanımız, evet. İbrahim Başkanımız vekaleten onun yerine bakıyor. Dedelerimize, burada ibadet yapanlara, tüm oruç tutanlara, tüm ibadetleri yerine getirenlere de Allah kabul etsin diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm SRT ekibine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz.